Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Sarıköy mahallesindeyiz. Sarıköy mahallesinde 300 kaçtı? 328. 328 metrekare arsa içerisinde eski bir müstakil bir ev var. 328 metre. Sarıköy'de market var, ATM var, sağlık ocağı var, lise var, ilköğretim okulu var. Yani çarşı pazar var. Pazar, kapalı pazarı var. ETT var. Doğalgaz da var. Doğalgaz da yeni geldi. Bu sene geldi. Bağlanacak doğalgazı. Evet, doğalgazlı köy evi istiyorsunuz. Alın size köy evi. Doğalgazınızı da bağlatabilirsiniz. Evet, bir masraf yaparak burayı güzel bir aile olarak güzel bir yaşantı alanına çevirebilirsiniz. Ve gözlerin gelir geçer içimden, su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yalnızsa yıllar, nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim, unuttuysam adını, an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye. Bir kumru konar her sabah pencereye. Bir miladı taşır gece bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitse ne çıkar? Can gibi aklımdasın. Gündür geçer gider, belki bir şey kalmaz sanırsın. Bir sabah uyandığında her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de, ne adın ne sanın. Bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhabayla. Aleykümselam. Antika bir pencere. Antika ve giriş kısmı bakın böyle bir 5-6 metre genişliğinde kapı orası. Böyle bir girişi var yani. Bir yol gibi bir girişi var. Burada zaten yapılar var sağında solunda. Evet, buraya böyle bir beton atılmış böyle. Yani şuralara çiçekler ekilebilir değil mi? Güzel olur. Evet evet, güzel olur abi orada çiçekler. Evet, burada içinde büyük bir zeytin ağacı var. Bahçe kısmı. Böyle bir veranda gibi yapılmış. Eski bir yapı burası. Evet, şimdi bahçe alanımızı gösterelim. Evet, bakın. Burada horoz sus bir dakika ya. Bir sus çekim yapıyoruz. Allah Allah. Şimdi burada kuyusu var. Burada 6 metreden su çıkıyor ve içinde kuyuda su var. Yani su sorunu yok. Ekstra bahçe sulamak için suyumuz mevcut. Bahçe alanımız bakın güzel, dümdüz bir bahçemiz var. Sınırlar karşıdaki duvara kadar gidiyor. Komşunun duvarına kadar gidiyor. Yine buradaki sınır böyle. Burada bir ufak bir kömürlüğümüz var. Aa, burada kedi yavrusu var. Bak. Evet, kara kedi. Evet, küçük bir kömürlük, odunluk, böyle burayı artık nasıl kullanırsanız kullanabilirsiniz. Betonarme bir beton bir yapı, yani yığma tuladan yapılmış bir yapı. Evet. Üstünü de yapmışlar, böyle bir indirme yapılmış. Evet, evin içine girebilir miyiz? Tamam. Çıkaralım. Evet, evin içine girdik, böyle bir salon giriş kısmında. Geniş bir salon. Bakın bu şekilde. Tavanlar lambiri yapılmış. Bu şekilde bakın. Mutfak orası mı? Mutfak orası ama yani buraya da, burası da mutfak. Buraya yani. Da bir yazlık mutfak diyelim. Evet. Böyle camsız bir mekan. Böyle bir tezgah. Yazlık tarzı bir mutfak olabilir. Veya siz burayı farklı bir amaçla değiştirebilirsiniz. Aynen, farklı da yapabiliriz. Yani evet, burada bir demir kapı var. Yani
Değişik bir ev. Yani burası yazlık, bir balkon gibi değil mi? Balkon, aynen. Kapatılmış içeri alın. Camlı daha güzel, manzara görüyor yani. Ha, yani camlı bir balkon yapılmış. Balkon şöyle bir göster. Şöyle. Oda ama yani burası. Evet, yani şöyle bir camlı balkon tarzı. Burası kapatılmış, bir kapı konmuş buraya. Evet, demir bir kapı. Şimdi buradan içeriye giriyoruz. Yine burada bir hol var. Şöyle gösterelim. Bakın, güzel bir badana boya, güzel bir temizlik yapılması lazım. Evet, burada bir yatak odası diyelim buraya. Geniş bir oda. Yani oda geniş. Tuğla değil mi? Tuğla değil mi bu? Tuğladan yapılmış, sıvanmış. Tabii bir temizlik, bir alt şey yapılabilir, dekoratif yapılabilir, farklı bir şeyler yapılabilir. Yerler eski tip mahalle. Parke yapılabilir. Seramikler yine eski. Tabii eski yapı olduğu için birçok şey eski. Evet, şimdi burada da buranın ışığı. Evet. Burası da bir oda. Bakın buraya da mahalle yapılması, parke yapılması lazım. Böyle eski parkeler, mahalleler bile kalkmış. Bakın bu şekilde. Yani biz orayı yapacaktık diye kaldırdık. Ama yapmak kısmet olmadı yani. Hani biz daha iyi bu şeylerden alıp, sıfırlardan alıp yapacaktık. Hmm. Yakabilirsin işi. Evet. Burası da mutfak. Böyle eski bir mutfak. Sadece bir tezgah var. Dolap yeri karşısı. Oraya bir dolap alınacak. Bu tezgah da kırılıp takım bir şekilde dolap, bir mutfak tezgahı yapılabilir. Evet. Mutfak kısmı giderleri bu şekilde, su tesisatı, her şeyi bağlı, elektriği bağlı. Burada da herhalde tuvalet. Evet, tuvalet orası. Burası da tuvalet. Burada bak, çamaşır makinesi. Banyo, eski tip küvet var. Ne olabilir? Bu küveti kullanmayacaksanız kırılıp buraya bir duşakabin yapılabilir. Seramik tavanlar, şu kısımlar tamamlanabilir, seramik yapılabilir. İşte klozetli, lavaboydu, bunlar değiştirilir. Masraf olarak size söylüyorum, ona göre. Evet, böyle bir ne oldu şimdi? Tuvaleti var, mutfak, küçük bir mutfağı var, mutfak dolabı yapılacak, seramik yapılacak. Şöyle de diyebilirsin işte. Ya, şurası burası, mutfak olarak icabında sıfır olarak kullanılır. O da yapılabilir, oraya da bir... Burası da bir mutfak olarak da biz kullanmıyoruz yani. Evet, bu odada masraf görüldüğü gibi yerler yapılacak, duvarlar ya... alçı yapılabilir, ya boyanır, ya bu şekilde. Çatı var mı üstte? Çatısı var. Çatısı var. Akarı falan yok. Akarı. Yani yığma tuğladan yapılmış, beton, hani böyle kerpiç, ahşap, herhangi bir şey yok. Kaç yıllık yapı bu acaba? 2000'den, 2000. 2000? 2001. 2001 yapımı. 2001 yapımı. 2001 yapımı, yani 21 sene, 22 senelik, 20 senelik bir yapı burası. Yani 2 artı 1 mi diyelim? 1, 2, 3, 2 artı 1 diyelim. Burayı sayarsak, burayı salon sayarsak, 2 tane de oda, bir ufak oda var, bir yatak odası, bir mutfak var. Burada da böyle bir ayrılmış. Burayı da istediği gibi kullanabilir. Yani burayı mutfağa çevirip orayı da küçük çocuk odası yapabilir mesela. Yapabilir. Evet, oradaki mutfağı çocuk odasını çevirebilir. Aa, orayı, ama giderler orada, gerçi iptal olur, bir şey olmaz. Çocuk odası da olur. Burada da bir oda var ama bu oda yatak odası da ufak. Ama ufak biraz. Çok mu ufak? Vallahi... Yani takım koyarlarsa biraz ufak. Hani bir bazı atarlarsa yani sığar. Üç kapılı bir gardırop sığar. Evet. Yani ev genel manada yaşanabilir bir ev. Zaten sen yaşıyorsun ya orada. 9 senedir, 8 senedir yaşıyorum. 8-9 yani senedir yaşıyorsun. Bahçe alanı güzel. Veranda, yani önünde bahçem var, kuyun var, kömürlüğüm var. Bunlar bir dizayn edilirse yani güzel bir şey ortaya çıkar. Tam Sarıköy'ün merkezinde, tam Sarıköy merkezinde, hemen yanında cami var. Hemen bu tarafta camisi var. Bahçe alanı güzel. Güzel bir zeytin ağacı var. Efendim, buraya domatesini, biberini ekeceksin değil mi? Her evet, şey önünde olacak. Erik de var. Erik ağacı da var. Erik de mi var? Evet, erik ağacı da var. Kömürlük var. Şurası ne? Tuvalet orası. Orası da dış tuvalet. Ha, dışarıdaki bahçe tuvaleti. Bahçe tuvaleti.
Evet, bahçe alanımız güzel. Kullanışlı bir bahçesi var. Evimizi şöyle, buraya da böyle çardak gibi böyle bir şey yapmak istemiş, yapmış. Buraya da bir asma sardıracaksın veya kivi, böyle saracak burayı. Evin çatısı var, bakın bu şekilde evin görünümü. Üstünde çatısı var. Camlar değişecek. Camlar klimata yapılacak. İstenirse montalama yapılabilir. Efendim şöyle bir beton atmışlar, böyle bir yol oluşmuş. Kapı kısmı orada kalmış. Buraya güzel çiçekler ekeceğim. Böyle çiçekli bir yol veya evet, taplanları. Yani girişi de mesela araba konabilir yani oraya. Araba da oraya girebilir. Değil mi? Yani bir güzel bir şey yapılabilir yani köyün. Yani böyle bir yerden çok farklı bir şeyler çıkar gibi geliyor bana. Yani burada güzel bir şey olur abi. Yani çok güzel, bir, muazzam bir böyle, olur yani. Hani böyle şeylerin arasında kalmış ama böyle şey tatlı bir havası var değil mi? Bu da geçer. Çok güzel. Dışarıdan giden bir arabanın sesini bile yani duymuyorsun burada. Evet, bayağı bir içeride kalıyor. Zaten buralar ana yol değil, sokak buralar. Şey Sarıköy'ü zaten videolarımızdan takip eden müşterilerimiz biliyor yani. Daha önce drone'la da gösterdik. Tam Sarıköy'ün merkezinde. Evet, burası nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Bugünlük bu kadar. Ertuğrul sen durum patates mi? Patates ben abi. Gel buraya sandalye vereyim, birer bardak çay içelim. Gidersin ya. 1-2